Şimdi bağlantıyla başlayacağız ilk olarak. Mecliste tarihi bir an yaşandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas meclis kürsüsünden dünyaya seslendi. Ekip arkadaşımız Güven Erdoğan da yakından takip etti. Detayları alacağız Güven'den. Evet Güven. ifade ettin aslında tarihi bir gündü gerçekten dünya Orta Doğu'daki savaşa kenetlenmiş durumda savaşın bir tarafı İsrail diğer yanda masum sivillerin yer aldığı ve günlerdir saldırıların sürdüğü Gazze ve Filistin'den gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Mahmut Abbas Türkiye'ye dün geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ve bugün beklenen o konuşmasını yaptı Mahmut Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisine gelişinde. 2 saat e, 14 sıralarında geldi. Mahmut Abbas, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la baş başa görüştü Mahmut Abbas... ...ve daha sonra o konuşmasını yapacağı genel kurul salonuna giriş yaptı. Özetle saat 15'te e, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş genel kurulu açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona girdi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi sıralarından alkış aldı AK Parti sıraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vardı. Meclis Başkan Vekili Celal Adam vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini almasının ardından Bakanlar Kurulu üyeleri de tabii ki oradaydı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de genel kuruldaki salonda yerini almıştı. Ve saat 15'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açış konuşmasını yaptı. Meclisin, anayasanın ve iş tüzüğünün kendisine verdiği yetkiyle birlikte açış konuşmasını yaptıktan sonra e, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in zulmüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ve... Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapması için milletvekillerinin onayını aldı, oylamaya sundu ve oy birliğiyle Mahmut Abbas Genel Kurul'a davet edildi. Genel Kurul'a giriş yaptı Mahmut Abbas kürsüye geldi ve o tarihi konuşmasını yaptı. Tam 46 dakika sürdü Mahmut Abbas'ın konuşması. 28 defa alkışlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Mahmut Abbas'ı ayakta alkışladı. Konuşma sırasında zaman zaman ve Mahmut Abbas dünyaya önemli mesajlar verdi. Filistin'de yaşananları anlattı, Gazze'de yaşananları anlattı. Uluslararası kamuoyunun sessiz kalmasını eleştirdi. Türkiye'nin verdiği desteğe vurgu yaptı. Mısır ve Ürdün'ün e, verdiği desteğe vurgu yaptı. Mahmut Abbas ve Filistin davasının sonsuza kadar takipçisi olacaklarını, bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Elif Yıldırım aslında. Gazze'ye gideceğini açıklamıştı CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Ancak Paris'te Olimpiyat Oyunlarını izledi Özgür Özel. Ancak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oturumda yerini almadı. MHP lideri Devlet Bahçeli vardı. İyi Parti Genel Başkanı vardı. Orada ancak Özgür Özel yoktu. Özgür Özel'in ayağında kırık olduğu gerekçesiyle genel kurul çalışmalarına katılmadığını öğrendik. Bunu da tırnak içerisinde söyleyelim. Ve Mahmut Abbas 46 dakika boyunca kürsüde kaldı tarihi konuşmasını yaptı uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı Mahmut Abbas. Özellikle İsrail'in Gazze yönelik soykırımını anlattığı konuşmasında bir çözüm kalmadığını, Filistin'in liderliğiyle Gazze ve e, Filistin'de artık bir çözüm olmadığını, Filistinli liderlerle birlikte Gazze'ye gideceğini söyledi Mahmut Abbas. Gazze'deki bir bebeğin canı benim bebeğimin e, benim canımdan daha değerli değildir dedi ve Mahmut Abbas Gazze'ye gideceğini açıkladı. En öne çıkan başlığı buydu Elif Yıldırım. İfade etmekte fayda var bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir günü yaşadı diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım.